Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Esra Vardal Mimarlık ve Tasarım Ofisinden Mimar Sayın Esra Vardal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle Sayın Esra Vardal kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Tabii memnuniyetle. 1984 yılında İstanbul'da doğdum. 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iç mimardan şehir planlamaya kadar farklı ölçekteki birçok projede mimar olarak görev aldım. 2010-2015 yılları arasında Perakende'nin öncü markalarında proje yöneticisi olarak çalıştım. 2015 yılı Ocak ayında kendi firmamı kurdum. O tarihten bu yana mimar çalışmalarıma kendi firmamda devam etmekteyim. Evet oldukça ciddi bir başarı çok da güzel bir CV'ye sahipsiniz. Ama e, bu kadar ciddi bir CV ve başarı böylesine bir dönemde biraz ekonominin çalkantılı olduğu bir dönemde kendi firmanızı kurmak risk değil miydi? Nasıl karar verdiniz kendi firmanızı kurmaya? Aslında çok öncesinden aldığım bir karar değildi fakat ben mezun olmadan önce kendime bir yol haritası çizmiştim. O süreçte gerek iş ilanlarını gerekse piyasayı incelediğim zaman şunu gördüm. E, sektörde mimarlık işi proje mimarlığı ve şantiye mimarlığı olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, sizin isteğinize ve deneyimlerinize göre kariyerinize bir yön veriyorsunuz. Ben şantiyeden denişe başlamak istedim. Çünkü biliyordum ki proje mimarı olmak istiyorsam bile bu işi öğrenmenin en iyi yeri mutfak ve şantiyeler. İyi bir projeyi şantiyeyi uygulamayı bilmeden çizemezsiniz. Zaten benim için iyi bir projenin anlamı e, beklentilere maksimum cevap veren ve uygulanabilir bir proje olması. Bu yüzden uygulamayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ben e, kariyerime şantiyelerde başladım. E, Şantiye şartları tabii ofis şartlarına göre çok daha zorlayıcı ve çok daha ağır. Gerek çalışma saatleri olsun gerek çevresel faktörler olsun. Fakat keyifli bir süreçti. Çünkü ben hem bir yandan kendimi yetiştiriyordum. E, bir de benim enerjim çok stabil masa başına uygun bir enerji değil. O yüzden e, keyifle giderken bir şekilde karşıma proje yöneticiliği çıktı. Proje yöneticiliği benim üniversiteden de çok yabancı olduğum bir konu değildi. Birçok sertifika programına katılmıştım. E, üzerine birçok çalışma yapmıştım. Ve 5 yıl kadar gerçekten önemli markalarda proje yöneticisi olarak görev aldım. Fakat toplam bu 8-9 yıllık sürecin sonunda gördüm ki aslında mesleğini de seven bir mimar olarak ayırmak istemiyorum. Kendimi tamamen sınıf ayrımı yapıp bir şekilde etiketlemek istemiyorum. Mesleğimin tasarımdan uygulamasına, proje yönetimine kadar her aşamasının keyfini almak istiyorum. Ve aslında bir projenin tüm aşamalarında bulunabilmek için ben bu platformu kurdum. Ee, teorik bilgilerimi mesleki tecrübelerimle de harmanladıktan sonra iyi bir de temel oluşturduğumu düşünüyorum şirketime. ...böyle aldım kendi firmamı kurma kararını. İyi ki de almışsınız diyoruz <laughs> öyleyse. Ee, çünkü zaman zaman riskleri göze almak başarıya giden yolu açıyor değil mi? Öyle oluyor, öyle oluyor. Evet, peki e, proje yönetiminden bahsettiniz. Öncelikle proje yönetimi nedir diye soralım istiyoruz. Sonrasında da faydaları nelerdir diyelim. Çünkü e, mutlak surette bu projeler... ...yönetildiği takdirde bir takım faydalar sağlayacağının Tabii. ipuçları da sizde. Tabii. E, belirli bir projenin e, amacına ve hedefine ulaşması için süreç, maliyet e, ve risk analizleri yapılıp... ...bir plan oluşturup bu plana bağlı kalarak projenin tamamlanmasına proje yönetimi diyoruz biz. Aslında çok basit indirgeyecek olursak her birimizin hayatında yapmak istediği ufak değişiklikler bile... Bizler için birer proje ve her birimiz birer proje yöneticisiyiz diyebiliriz çok rahat. Burada önemli olan projeyi başında belirlediğiniz başarı kriterlerine uygun olarak tamamlamanız. İyi bir proje yönetimi yaptığınız takdirde sonuçta gözle görülür farklar elde edersiniz. Nedir bu farklar? Başta belirlediğimiz başarı kriterlerini birazcık tanımlayacak olursak 3 ana noktadan bahsedebiliriz. Projenin başta belirlenen hedefe e, ha, amaca hizmet ederek sonuçlanmış olması, başta belirlenen bütçe sınırları için içerisinde tamamlanmış olması ve belirlediğiniz süre içinde tamamlanmış olmasıdır. E, şimdi biz proje yönetimi sayesinde baş, başta bir risk analizi yapıyoruz ve riskleri tanımlıyoruz. E, bu risklere uygun da çözüm planları oluşturuyoruz. Süreç içerisinde bu risklerle karşılaştığınızda hala hazırdeki çözüm planlarınızı uyguladığınız takdirde projeniz başarılı olarak bitmiş oluyor. Türkiye'de inşaat sektörü çok gelişmiş olmasına rağmen proje yönetimine gerekli önem verilmiyor ne yazık ki. Ee, bu da tabii sonuçlara birebir yansıyor. Ee, projenin başarısı ve ortaya çıkan ürün kalitesi çok düşük oluyor. Çok e, kabaca bir örnek vermek gerekirse proje yönetimine e, uygulayan ülkelerde e, projelendirme ve planlama aşaması 5 ay Uygulama 3 ay toplamda 8 ay sürüyor ee, ve ortaya çıkan kalite A ya da B kalite oluyor. Bizde ise genelde şöyle oluyor. Ee, proje ve planlama aşaması 1 ay, uygulama 15 ay, o ortaya çıkan ürünün kalitesi ne yazık ki CD kalite oluyor. Çünkü siz süreçte karşınıza çıkan risklere hazırlıklı değilsiniz. Ee, bu da projenizi başarısız olarak sonlanmanızı sağlıyor. Evet. Peki e, siz firmanızda vermiş olduğunuz hizmetleri biraz detaylandırır mısınız bize? Tabii. E, mimari projelendirme ve uygulama, e, proje yönetimi ve mobilya tasarımı olmak üzere Hı -hı. üç ana konu başlığı altında hizmetlerimize devam ediyoruz. Mimari tasarım ve projelendirmede ilkemiz, Özgün tasarımlar yaparak kimlik sahibi mekanlar oluşturmak istiyoruz. Copy-paste tasarımlardan birbirini tekrar eden e, uygulamalardan oldukça uzak durmak istiyoruz. Tabii bununla beraber e, bize sık sık gelen ellerinde görsellerle işte biz bu görseldeki dekorasyonu çok beğendik. Aynısını evimizde ofisimizde uygulatmak istiyoruz diyen danışanlarımızın sayısı da oldukça fazla. E, kendileriyle o noktada iş ortaklığına devam edemiyoruz. Çünkü biz olayı biraz şöyle bakıyoruz. Bizim işimiz aslında tamamen kendinize özel bir elbise diktirmeye benziyor. Ee, nasıl ki elbisenin tamamen sizin vücut hatlarınıza oturmasını istiyorsanız eğer ve tamamen size özel sizin tarzınızı yansıtmasını istiyorsanız bir terziyle çalışırsınız. Mekanın da mutlaka ki kendi içinde birbirinden farklılıkları oluyor. Evet. Tamamen mekanın kendi özellikleri ve sizin hayat tarzınızı yansıtmasını istiyorsanız profesyonel bir yardım alıyorsunuz. Ee, bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz tasarım yaparken. Evet. Peki süreç nasıl ilerliyor? Tabii ki bu süreci de merak ediyoruz. Tabii e, biz danışanlarımızla önce karşılıklı toplantılar yapıyoruz. İlk aşamadaki hedefimiz tamamen onların beklentilerini tanımlamak, e, onların yaşam tarzlarını analiz etmek. Sonrasında bütçeleri doğrultusunda beklentilerine maksimum cevap veren. E, Beklentilerine maksimum cevap, cevap veren, yaşam tarzlarını e, yansıtan projeler tasarlayıp kendilerine sunuyoruz. E, bu projeleri kendilerine sunduktan sonra karşılıklı görüşmelerle proje gelişiyor ve belli bir olgunluğa kadar geliyor. E, proje kısmı bittikten sonra bizim için artık uygulama aşaması başlıyor. Uygulamada ise sağlam, e, dayanıklı, kaliteli e, ve uzun ömürlü imalatları... Başta söz verdiğimiz sürecini de tamamlamak e, bizim için e, en önemli kural diyebilirim. Evet, peki e, hizmetleriniz içerisinde biraz önce de bahsetmiştiniz proje yönetimi ve mobilya tasarımı. E, biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü mobilya tasarımı artık günümüzde son derece revaçta olmaya evet. başladı. Evet, e, çeşitli markalara ve inşaat firmalarına proje yönetim hizmetini biz dışarıdan veriyoruz. Ne yapıyoruz? E, proje çizilmeye başladığı zaman mimari grup, statik, elektrik, mekanik grupları arasındaki koordinasyonu sağlıyoruz. Proje kontrollerini yapıyoruz. Düzeltilmesi gereken yerlerin düzeltilmesini sağlıyoruz ve proje bitiyor. Proje bittikten sonra biz buna uygun bir analiz yapıp bir plan oluşturuyoruz. E, ve taş e, uygulamayı yapacak olan alt firmalarla görüşüyoruz. Hedeflerimizi ve planlarımızı sunuyoruz işverenimiz adına. Sonra uygulama başlıyor. Uygulama sırasında kontroller yapıyoruz. E, bu kontrollerle işin bizim başta yapmış olduğumuz plana uygun gidip gitmediğini denetliyoruz. Buradaki amacımız tamamen e, plana uygun kaliteli bir işin bitirilmesini işverenimiz adına sağlamak. E, mobilya tasarımı olarak da e, tamamen yine kişiye özel mobilya tasarımı yapıyoruz. Biz dekore ettiğiniz mekanlarda kendi mobilyalarımızı tasarlamayı çok seviyoruz çünkü o zaman proje e, tamamen kendine özgü olarak tamamlanıyor mobilya tasarımıyla beraber Esra Vardal e, Atölyeden de ben biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, orada da biz aslında obje tasarımı yapıyoruz çünkü çok seviyoruz yaptığımız projelerde kendi objelerimizde kendimiz tasarlamayı dekoratif objeler işte e, seramikten objeler yastık kılıfları porselen objeler tasarlıyoruz. E, bunu da çok kısa sürede bir workshop'a çevirmeyi düşünüyoruz çünkü biz doğadaki malzemeleri de dekoratif tablolar, dekoratif objeler haline getiriyoruz. E, toplumun daha çok tüketime gittiği noktada hani üretim toplumu olabilmek için bu workshoplarda da kendi dilimizde yaptığımız şeyleri anlatarak herkese öğretmek istiyoruz. Evet, bunlar gerçekten çok ama çok farklı ve bir o kadar da faydalı projeler. Hele ki workshoplarla da desteklendiği için bunu çok geniş kitlelere yakın bir zamanda yayacağınızdan eminiz. İnşallah. Ne kadar da güzel diyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü gerçekten mesleğinizi hakkı ile yapanlardan birisiniz. Çok gençsiniz ama çok başarılısınız. Teşekkür ederim. E, şunu söylemek istiyorum. Ben mesleğimi severek yapabilen e, azınlığın içerisindeyim. Azın şanslı e, kısmın içerisindeyim. Ve bunun için her gün şükrediyorum. Mesleğimi çok fazla seviyorum. E, aslında yeni bir proje var. Türkiye'de henüz uygulanmıyor. Şimdi biz üstünde çalışıyoruz. Bundan çok fazla bahsedemiyorum. E, fakat şöyle söyleyeyim. Şu anda mimari hizmet alabilen kesim, e, gelir seviyesi belli bir noktanın üstündeki kesim oluyor genelde. Biz bu sistemle beraber çok fazla, daha fazla bir kesime ulaşarak bütün gelir seviyesine hitap eden tasarımlar, mekanları tasarlayacak bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an üstünde çalışıyoruz. Az kaldı. İnşallah bittiği zaman onu da gelip burada sizinle paylaşır, size anlatırım. Biz de ne kadar mutlu oluruz. Çünkü konuya o kadar derin ama biz... Belli bir kesime hitap etmek istemiyoruz. Evet. Hayata geçireceğimiz projemizle herkesle birlikte olacağız. Herkesle birlikte yol alacağız. Ee, Türkiye bunu hak ediyor diyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar da güzel diyorsunuz. <laughs> Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür programı ediyorum, zar. çok Mersin Evet sevgili işkolik izleyicileri Esra Vardal Mimarlık ve Tasarım Ofisinden Mimar Sayın Esra Vardal'ı konuk ettik. Hoşçakalın.